Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerin taksimini soruyorlar. De ki: Onun taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçek mümin iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının birbirinizle aranızı düzeltin. Allah'a ve Rasûlüne itaat edin. Gerçek mü'minler ancak o kimselerdir ki, yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir. Kendilerine onun ayetleri okununca bu, onların imanlarını arttırır ve yalnız Rablerine güvenip dayanırlar. Namazı hakkıyla ifa edip, Kendilerine nasip ettiğimiz mallardan hayırlı işlerde harcarlar. İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerinin nezdinde cennette yüksek dereceler, mağfiret ve kıymetli bir nasip vardır. Nitekim pek yerinde ve gerekli bir iş için Rabbin seni evinden çıkardığı zamanda müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı. Gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile, onlar bu hususta seninle münakaşa ediyorlardı. Sanki gözleri göre göre, ölüme sevk ediliyorlardı. Allah, iki topluluktan birine, sizi galip kılacağını vaad ettiğinde, siz silahsız olan topluluğun, kervanın sizin olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ise, emirleriyle hakkı üstün kılmak, ve şirkin kuvvetini yok ederek kâfirlerin ardını kesmek istiyordu ki o suçlu müşrik güruhu hoşlanmasa da hak olan İslam'ı yücelsin, batıl olan şirki de ortadan kaldırsın. Allah iki topluluktan birine sizi galip kılacağını vaat ettiğinde siz silahsız olan topluluğun kervanın sizin olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ise emirleriyle hakkı üstün kılmak ve şirkin kuvvetini yok ederek kâfirlerin ardını kesmek istiyordu ki o suçlu müşrik grubu hoşlanmasa da hak olan İslam'ı yücelsin, batıl olan şirki de ortadan kaldırsın. O vakitsiz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben size peş peşe gelecek bin melaike ile imdad edeceğim diye duanızı kabul buyurdu. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz güven duysun diye yaptı. Yoksa gerçekte yardım ancak Allah'tandır, başkasından değil. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.'' Düşman korkusundan gözünüze uyku girmediği için o vakit Allah inayetiyle güven ve sükûnet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini, vesvesesini sizden gidermek, kalplerinize kuvvet vermek ve savaş meydanında ayaklarınızı sabit kılmak için gökten üzerinize su indiriyordu. Rabbin meleklere vahyediyordu ki, Muhakkak ben sizinle beraberim. Haydi siz de müminlere sebat ve cesaret verin. Kafirlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boyunlarına, vurun onların parmaklarına. Evet böyle. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve Rasulünün karşısına çıkarsa, bilmeli ki Allah'ın cezası çetindir. İşte ey kafirler, bunu gördünüz ya, şimdi tadın bakalım onu. Kafirlere ayrıca bir de cehennem azabı var. Ey iman edenler, ordu halinde kafirlerle savaşmak için karşılaştığınızda, onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Her kim böyle bir günde savaş icabı dönüp hücum etmek için bir tarafa çekilmek veya diğer bir birliğe katılmak gibi taktik bir maksat dışında düşmana arka çevirirse Allah'tan bir gazaba uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir akibettir. Siz savaşta onları kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Lakin Allah öldürdü. Ey Resûlüm! Attığın vakit sen atmadın. Lakin Allah attı. Ve bunu Allah, mü'minleri güzel bir imtihana tabi tutmak için yaptı. Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitir ve bilir. İşte Allah size böyle yaptı. Çünkü Allah, kafirlerin tedbirini zayıflatır. Ey müşrikler, siz zafer mi istiyordunuz? İşte zafer geldi. Siz müminlere hücumdan vazgeçerseniz bu sizin için daha iyi olur. Yok, döner yine savaşa başlarsanız biz de başlarız. Askeriniz çok da olsa size hiç fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı ve Resulullah'ın öğütlerini işitip dururken, ondan yüz çevirmeyin. İtaat kulağıyla işitip dinlemedikleri halde, bir de yalan atıp, işittik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında, yerde gezinen canlıların en kötüsü, o düşünmeyen, sağır ve dilsizlerdir. Şayet Allah, Onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, onlara işittirirdi. Fakat onlara hak sözü işittirse bir de onlar yine yüz çevirir ve döner giderlerdi. Ey iman edenler, Allah ve Rasulü size hayat verecek hakikatlere sizi davet ettiğinde ona icabet edin. Bilin ki Allah insan ile kalbi arasına girer ve siz dönüp. Onun huzurunda toplanacaksınız. Bir de öyle bir fitneden sakının ki o içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir. Düşünün ki bir zaman siz dünyada az ve zayıf idiniz. Öyle ki insanların sizi tutup kapacağından endişe ediyordunuz. Bu haldeyken Allah size yer yurt nasip etti. Sizi yardımıyla destekledi. Sizi temiz ve helal şeylerle rızıklandırdı. Ta ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin. Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükafat ise ahirette Allah nezdindedir. Ey iman edenler! Siz Allah'ı sayar, haramlardan sakınırsanız, Allah size hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış kuvveti verir. Sizin günahlarınızı örter, sizi affeder. Allah, büyük lütuf sahibidir. Bir vakitte o kâfirler senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar yahut öldürsünler mi yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye bir takım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kura dursunlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman artık anladık, biliyoruz. Dilesek bunun benzerini biz de söyleyebiliriz. Bu önceden geçmiş insanların masallarından başka bir şey değildir derler. Hani bir zamanda onlar ya Rabbi eğer bu Kur'an senin tarafından gelmiş hak bir kitap ise hemen üzerimize gökten taş yağdır. Yahut bize acı bir azap ver.'' Demişlerdi. Halbuki sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğratmaz. Eğer onlar istiğfar ederlerse Allah bu takdirde de onlara azab etmez. Allah ne diye onları cezalandırmasın ki? Onlar kendileri mescid-i haramı yönetmeye layık olmadıkları halde. Üstelik, orayı ziyaret etmek isteyen mü'minleri de geri çeviriyorlar. Oranın hizmet ve yönetimine asıl ehil olanlar, Allah'ı sayıp, ona şerik koşmaktan sakınanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Onların mescid-i haramdaki duaları ise, ıslık çalıp, el çırpmaktan başka bir şey değil. Öyleyse küfür ve küfranınızdan dolayı, tadın bakalım azabı. Kafirler insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu onlara yürek acısı olacak. Sonra da mağlup edilecekler. İnkârlarında ısrar edenler, toplanıp, cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah, murdarı temizden ayırsın ve murdarları birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya yığsın ve topunu birden cehenneme doldursun. İşte her şeylerini kaybedenler bunlardır. Ey Resûlüm! O kâfirlere de ki, eğer peygambere düşmanlıktan vazgeçip, İslam'a girerlerse, daha önceki suçları bağışlanacak. Yok eğer dönüp, tekrar düşmanlığa başlayacak olurlarsa zaten emsallerinin başlarına gelen haller gözlerinin önünde. Dünyada fitne kalmayıp din tamamen Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse onları bırakın. Allah zaten onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir. Yok, eğer yüz çevirirlerse biliniz ki, Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Bir de malumunuz olsun ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ındır. Yani Resulullah'a, onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara, gariplere aittir. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı hak ile batılın iyice açığa çıktığı o bedir günü kulumuza indirdiğimiz ayetlere iman ediyorsanız, bu hükmü böylece kabul edeceksiniz. Allah her şeye kadirdir. Hani bedir savaşı günü ey Müslümanlar, siz vadinin yakın kenarındaydınız, onlar da uzak tarafındaydılar. Kervan ise sizden daha aşağıda, deniz sahilindeydi. Eğer sözleşmiş olsaydınız dahi, sözleştiğiniz vakitte öyle buluşamazdınız. Fakat Allah, takdir ettiği bir işi yerine getirmek için, sizi böyle buluşturdu ki, helak olan, bir delile göre helak olsun, yaşayan da bir delile göre yaşasın. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. O vakit Allah sana müşrik askerlerini rüyanda az göstermişti. Eğer onları çok gösterseydi, paniğe kapılır, emir ve kumanda konusunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü O, bütün sinelerin gizlediklerini pek iyi bilir karşılaştığınız zaman Allah sizin gözlerinizde onlara az gösteriyor sizi de onlara az gösteriyordu ki Allah takdir ettiği işi yerine getirsin bütün işler sonuçta Allah'a radi olur nihai karar ve yürütme ona aittir ey iman edenler savaş esnasında karşı karşıya geldiğiniz düşman birliğine karşı dayanın Sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felah bulasınız. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin. Sonra korkuya kapılıp zafa düşersiniz. Rüzgarınız kuvvetiniz gider. Bir de tam manasıyla sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Memleketlerinden çalım satarak Halka gösteriş yaparak savaşa çıkan ve Allah yolundan insanları uzaklaştıranlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani şeytan onlara yaptıkları işi güzel gösterip şöyle demişti: Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de yanınızdayım. Fakat iki ordu birbirini görecek hale gelip karşılaşınca, gerisin geri dönüverdi ve ben dedi sizden uzağım. Ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Öyle ya, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. O zaman münafıklar ve kalplerinde şüphe bulunanlar diyorlardı ki, bu Müslümanları dinleri aldatmış. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü şüphe yok ki Allah, azizdir, hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Melekler, o kâfirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak, tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek, canlarını alırken bir görmeliydin. İşte bu, sizin ellerinizin işleyip öne sürdüğü işlerin karşılığıdır. Yoksa Allah, asla kullarına zulmetmez. Bunların gidişi, tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi oldu. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da, günahları sebebiyle onları bastırıverdi. Çünkü Allah, pek kuvvetli, azabı da çok şiddetlidir. Bu cezanın sebebi şudur. Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği nimeti, güzel durumu değiştirmez. Bir de şundan ki, Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Dolayısıyla herkese layık olduğunu verir. Evet, tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi, Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de günahları sebebiyle onları imha ettik. Firavun ve beraberindekileri de denizde boğdu. Doğrusu, bunların hepsi de zalim idiler. Allah indinde bütün canlı mahlukat içinde en kötü olanlar, inkârcılıkta ısrar edenlerdir ki, onlar imana gelmezler. Onlar kendileriyle anlaşma yaptığında, hiç çekinmeden, her defasında anlaşmayı bozan kimselerdir. Onları savaşta ele geçirirsen, kendilerine öyle bir muamele yap ki, onların arkasındaki bütün öbür düşmanlara da ibret olsun da, akıllarını başlarına alsınlar. Seninle sözleşme yapan bir millette, sözleşmeye aykırı bir hainlik alameti tespit edersen, savaş açmadan önce, anlaşmanın artık geçersiz kaldığını ilan et ki, bunu bilme hususunda, iki tarafta eşit olsun. Çünkü Allah, hainleri sevmez. İnkar edenler, öne geçtiklerini hiç zannetmesinler. Onlar elimizden kurtulamazlar. Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin ki, bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. Allah yolunda her ne harcarsanız, onun karşılığı size eksiksiz ödenir. Size asla haksızlık yapılmaz. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Çünkü Allah semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Eğer bir takım hilelerle seni aldatmak isterlerse hiç endişe etme. Allah sana yeter odur ki seni yardımıyla ve bir de müminlerle destekledi. Müminlerin kalplerini birbirine ısındırıp bir araya getirdi. Şayet sen dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin bile yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onları birleştirdi. Çünkü o azizdir, hakimdir. Üstün kudret tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer bir takım hilelerle seni aldatmak isterlerse, hiç endişe etme. Allah sana yeter. Odur ki seni yardımıyla ve bir de müminlerle destekledi. Müminlerin kalplerini birbirine ısındırıp bir araya getirdi. Şayet sen dünyada bulunan her şeyi sarf etseydin bile, yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Fakat Allah onları birleştirdi. Çünkü o azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey peygamber! Allah sana ve seninle beraber olan müminlere yeter. Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden tam sabırlı 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve eğer siz mü'minlerden yüz kişi olursa, kâfirlerden bin kişiyi mağlûb eder. Çünkü o kâfirler, gerçeği ve akibeti anlamayan bir güruhtur. Ama şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Çünkü sizde savaşma konusunda bir zayıflık olduğunu müşahede etti. O halde sizden sabırlı yüz kişi Allah'ın izniyle onlardan iki yüz kafire üstün gelir. Ve eğer sizden bin kişi olursa onlardan iki bin kişiye galip gelir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bir peygamberin dünyada zafer kazanıp küfrü zelil kılmadıkça esirler edinip onları fidye karşılığında serbest bırakması uygun düşmez. Siz dünya metaını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah'ın levh-i mahfuzda yazdığı daha önceki bir hüküm olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimeti size mübah kıldım. Artık aldığınız ganimetleri helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Ey Peygamber! ellerinizdeki esirlere de ki, eğer Allah sizin kalplerinizde hayır yani iyi niyet, iman ve ihlas istidadı bulursa, sizden alınan fidyelerden daha hayırlısını size verir ve günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Eğer sana hıyanet etmek isterlerse, Unutmasınlar ki, daha önce de onlar Allah'a hıyanet etmişlerdi de, Allah, onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Onları senin eline düşürmüştü. Allah, alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip, Allah yolunda hicret edenler, manlarıyla ve canlarıyla, Allah yolunda cihad edenlerle, onları barındıran ve onlara yardım eden ensar var ya, İşte bunlar, birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret etmedikçe, sizin için, mirasta onlara hiçbir velayet yoktur. Bununla beraber, eğer din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir topluluk aleyhine olmamak şartıyla, onlara yardım etmeniz gerekir. Allah, bütün yaptıklarınızı görmektedir. Dini inkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardımcı olmazsınız. Dünyada bir fitne kopar, müthiş bir bozukluk, bir fesat ortaya çıkar. İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle, onlara kucak açıp yardım eden ensar var ya, işte gerçek mü'minler bunlardır. Bunlara bir mağfiret, pek değerli bir nasip vardır. Bunlardan sonra iman edip hicret edenler, sizinle beraber cihad edenler var ya, işte onlar da sizdendir. Allah'ın hükmüne göre akra